Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Fizik bir genel tekrar konularımıza devam ediyoruz. Şimdi ise hareket konusundayız arkadaşlar. Hareketle ilgili tüm konulara atışlar, bir boyutlu hareket, iki boyutlu hareket ve normal hareket denklemleri ve problemleri ilgili tüm konuları sizlere bu başlıkta anlatacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi öncelikle birkaç tane terim vardı. Bunları hatırlayalım arkadaşlar. Bunlardan birincisi yer değiştirme. Biz bunu delta x ile gösteriyoruz ve arkadaşlar herhangi bir hareketlinin konumundaki değişimin yer değiştirme olarak tanımlıyoruz ve arkadaşlar son konumdan başlangıçta bulunduğu konum arasındaki fark olarak hesaplıyoruz. Burada bakın zaten delta x'in yer değiştirme olduğu gördük. Burası son x yani son konumu eksi ilk konumu olarak veriyoruz arkadaşlar. Burada şu delta'nın her zaman bir fark işlemi olduğunu hatırlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu sadece delta x yani yer değiştirme için geçerli değil. Eğer burada bir hız olsaydı ya da ivme olsaydı ya da başka bir nicelikte olsaydı her zaman buradaki delta'nın farkı yani son eksi ilk olduğunu şöyle yazalım isterseniz ilk ifade ettiğini bilelim arkadaşlar. Bunun dışında yer değiştirme vektörel bir niceliktir. Yani arkadaşlar vektörel bir nicelik olması demek yönü önemlidir arkadaşlar ve birimi de metredir. Bunu da söylemiş olalım. Yani şimdi burada isterseniz biraz tanımlamaya çalışalım. Bizim herhangi bir hareketin başlangıçta bulunmuş olduğu konumu biz şöyle şurası olduğunu düşünelim şimdilik. Ve burası bizim için nedir arkadaşlar? Başlangıç konumumuz. Yani ben buraya x ilk diyebilirim. Daha sonra bu hareketin işte herhangi bir hareket yaptığını düşünelim. Şöyle hareket etti, gitti, geldi. Şöyle illa böyle olmasına gerek yok. Ve en son olarak da şuradaki şu konuma geldiğini düşünelim. Burası da arkadaşlar nedir? Bizim hareketimizin son geldiği konumdur. O zaman burası da x sondur. İşte bizim için burada bakın şu hareket etmiş olduğumuz yol alınan yoldur. Yani şurada şu çizmiş olduğumuz takip ettiğimiz yol alınan yol olarak ifade edilir. Yani bunun bir yer değiştirme değildir arkadaşlar. Bu yer değiştirme ise bakın bu iki nokta arasında bu iki konum arasındaki kısa mesafedir. En kısa çizilebildiğimiz mesafedir. Onu da şöyle göstereyim isterseniz. Yani şu konumdan yani birinci konumdan ikinci konuma kadar şöyle çizmiş olduğumuz ve bakın yönüm de birden ikiye doğru yönün yani vektörel nicelik olduğunu böyle ifade etmiş olalım. İşte bu arada kalan şu mesafeyi biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Delta x olarak ifade edeceğiz. Bu da x son eksi x ilk olarak karşımıza çıkacak. Ve biz işlemlerimizde buradaki yer değiştirmeyi alacağız. Alınan yolu hesaba katmayacağız arkadaşlar. Çünkü alınan yol bizi şaşırtabilir, farklı bir sonuca çıkarabilir arkadaşlar. Devam edelim. Geldik şimdi ikinci terimimize hız arkadaşlar. Nedir hız derseniz herhangi bir hareketlinin yer değiştirmesinin zamanı oranında yani yer değiştirmesinin zamanını oranı yaparak aslında biz burada ne kadar hızlı yer değiştirdiğini oranlamaya çalışıyoruz. İşte buna da biz hız diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bakın hızın ifade ettiği şey aslında yer değiştirmedeki değişimdir. Hız ne ile alakalı arkadaşlar? Delta x'teki değişimle alakalıdır. Değişim diyorum. Hatta ilgili diyelim. Yani eğer bir hızdan bahsediyorsak ortada bir yer değiştirme de mevcuttur arkadaşlar. Vektörel bir niceliktir hızda. Yani dolayısıyla nedir arkadaşlar? Yine yöne sahiptir. Birimi ise metre bölü saniyedir diyelim arkadaşlar. Bunu bu şekilde söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar biz hesaplamalarımızda hızla ilgili iki farklı durum hesaplayabiliriz. Bunlardan birincisi ortalama hızdır. İkincisi ise ani hızdır. Peki ortalama hız nedir derseniz bakın bir hareketin belli bir zaman aralığındaki hızı. Yani biz burada net bir an değil bir aralık. Örneğin ikinci saniye ile beşinci saniye arasındaki hızı kaçtır gibi bir ifade söylüyorsa bakın burada bir aralık var. Aralığın olması da ortalama hızın olması anlamına gelir. Hızın vektörel nicelik olduğunu söyledik. Dolayısıyla bakın burada delta x bölü delta t olarak bulunur. Bunun anlamı da şudur. İşte diyelim ki x son yani son noktadaki bizden istenen aralığın son konumuyla bizden istenen aralığın ilk konumunun farkı yani yer değiştirmesi bölü t son eksi t ilk olarak hesaplayacağız. Burada ortalama hızımızı. Peki ani hız nedir derseniz bakın ani hızda belli bir andaki yani bir hareketlinin net bir anını soruyor. Öyle bir aralık sormuyor. İşte diyor ki mesela ikinci saniye bakın belli bir an yani ikinci saniyedeki hızı diyor mesela. Ya da beşinci saniyede ya da 2.30 ikinci saniyedeki hızı kaçtır gibi bakın tam net bir an soruyorsa işte bu durumda biz ani hızdan bahsediyoruz demektir arkadaşlar. Yine ani hızımız da vektörel niceliktir. Burada direkt olarak bakın hız yer değiştirme vektörünün ya da yer değiştirme denkleminin zamana göre türevi alınarak aslında biz burada ani hızı bulmuş oluyoruz. Peki hocam bu nereden geliyor derseniz aslında bu ortalama hız denkleminin limit işlemleri uygulayıp buradaki zaman aralığını sıfıra götürdüğümüzde arkadaşlar bu denklem çıkıyor ama ben oralara çok fazla girmeyeceğim. Direkt denklemi burada formülü vermiş olalım arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi geldik üçüncü en önemli terimlerimizden bir tanesi ivme arkadaşlar. İvmenin de hemen ifade edelim. Bakın herhangi bir hareketlerin hızındaki değişimin zamana oranı olarak tanımlanır. Yani biz ivme deyince arkadaşlar bakın şunu anlayacağız. İvme dediğimiz şey hız değişimi. Yani ivme varsa ortada yani ivme ile alakalı bir şey söyleniyorsa hızla ilgili olduğunu hızla ilgili
Ve hız değişimidir arkadaşlar. Değişim mi? Yani burada şimdi hız değişimi derken sadece pozitif yönde değil. Yani hızı artırdığı gibi hızı azaltabilir arkadaşlar. Hızı ortadan yani katlayabilir. Dediğimiz gibi negatif yönde de olabilir. Onun dışında ivmenin sıfır olduğu durumlar oluyor. Bakın arkadaşlar eğer ivme sıfırsa bu durumda da hızımız sabittir. Bakın hız sabit diyorum arkadaşlar. Sabittir. Yani V eşittir SBT diyorum. Çünkü ivme sıfır olduğu için hızı değiştiren herhangi bir şey olmayacak. Hızı herhangi bir şey değiştirmiyorsa da hızımız sabit olacak arkadaşlar. Bunu bu şekilde tanımlayabiliriz. Yine vektörel bir inceliktir arkadaşlar. Vektörel incelik olması demek ne demek? Yön önemli. Bakın şimdi şunu söyleyelim. Buradaki vektörel niceliklerde özellikle herhangi bir vektörel niceliğin önündeki negatif veya pozitif olması buradaki sayısal niceliğin önemini ifade etmez arkadaşlar. İstersen yazalım. X V ve A. Üçü de vektörel incelik. Buradaki pozitiflik ve negatiflik yani örneğin sayı doğrusu gibi ya da skaler bir sayı gibi 40 eksi 40 gibi bir şey demek değil bu. Buradaki eksi ve artılık arkadaşlar tamamen yönü ifade eder sizlere. Yani bunu tüm için söyleyebiliriz. Hem X hem Y hem V hem de A yani ivme hız ve yer değiştirme için söyleyebiliriz. Örneğin arkadaşlar bakın şurada şöyle bir sandığımız olsun. Bu sandığımıza ben buradan bu tarafa doğru bir ağ ivmesi veriyorsam ve diyelim ki bu 8 metre bölü saniye olsun ve bu şekilde bakın biz şurayı pozitif yönü ben bu tarafa alıyorsam bu sandığın ivmesini ağ eşittir artı 8 metre bölü saniye demem lazım. Ama aynı sandık bakın aynı boyutlarda hiçbir değişiklik yok. Bu sefer ivmesi bu tarafa doğru olsun ve 8 metre bölü saniye kare olsun yine. Yine bakın aynı şey aslında 8'e 8 ama siz şu sandığın ivmesini hesaplar yani gösterirken sayısal olarak şunu şöyle demeniz lazım. Eksi 8 metre bölü saniye kare demeniz lazım. Ve bakın şuradaki şu eksinin sadece bunun tersi yönde olduğunu yani şuradaki 8'e bir etkisi yok. Şiddet olarak bir etkisi olmadığını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burası biraz önemli. Peki ivme için de yine iki farklı hesap yapılabilir. Bunlardan birisi ortalama ivmedir. İkincisi ise ani ivmedir arkadaşlar. Ortalama ivme yine belli bir zaman aralığındaki ivmeden bahsedilir. Ani ivmesi arkadaşlar herhangi bir hareketlerin bir ani andaki bir andaki işte 3 saniye 5 saniye gibi net bir anı söyler. Burada ortalama ivmeyi yine arkadaşlar hız değişimi olduğu için bakın V son eksi V ilk bölü T son eksi T ilk olarak hesaplayacağız. Buradaki ani ivme ise hız denkleminin zamana göre türevi olarak alacağız arkadaşlar. Tabi bu nereden geliyor derseniz yine aslında şuradaki şu ortalama ivme işleminde bir limit işlemi uygulayıp buradaki zaman aralığını sıfıra yaklaştırdığımızda karşımıza çıkan denklem buradaki bu denklemdir arkadaşlar. Oraya çok ayrıntıya girmeyeceğim. Burası bizim için yeterlidir. Şimdi arkadaşlar konu anlamında genel anlamda bu şekilde. Şimdi birkaç tane soru çözelim. Sorular üzerinde de biraz daha ayrıntısına gireriz ve devam ederiz arkadaşlar. Diyor ki bakın x ekseni boyunca hareket eden bir hareketlinin yer değiştirmesi xt eşittir işte 12 artı 2t kare denklemine göre değişmektedir. Harekete sıfır konumunda başladığı varsayılırsa cismin yer değiştirmesini bir bulalım. Şimdi bakın arkadaşlar burası aslında şuradaki şu denkleme dikkat ederseniz sanki fx gibi bir şey. Yani fx eşittir 12 artı 2x kare desem aslında aynı şey. Biz x ile ilgili bir şey yapacakken bakın burada x yerine değer yazıyoruz. Şimdi burada da T dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Zaman. Bakın daha ilk başlardan beri biz zamanın T ile gösterildiğini ve birimin saniye olduğunu söylemiştik. Burada T dediğim şey zaman. Yani bizim denklemimiz yani zamana bağlı bir değişken olarak verilmiş. Biz zamana bağlı bir denklem sonucu bulmak istiyorsak demek ki T yerine saniye olarak koyup cevap yapacağız. Şimdi o zaman bakın burada bir yer değiştirmeyi anlamaya çalışalım. Örneğin demiş ki x ekseni boyunca hareket eden. O zaman biz bir kere x eksenini şöyle çizelim arkadaşlar. Tabi tam düz çizemedim ama bu x ekseni gidiyor böyle sonsuza kadar. Şimdi bizim bakın şurası sıfır konumu olsun. X için yukarıya x'leri yazalım. Burası sıfır konumu. Bakın saniye olarak da neresi arkadaşlar? Sıfırıncı saniye. Yani harekete başladığımız konumu sıfır gibi varsayalım demişiz. Zaten burada da öyle söylemişiz. Şimdi bakın olay şu. Eğer ben birinci saniyedeki olayı bulmak istiyorsam t eşittir 1 yazarım arkadaşlar. Dolayısıyla bakın x yerine 1 yazarsam birinci saniyedeki konumu bulunur. Bu da şu demektir. Bakın 12 artı 2 çarpı 1'in karesi. Buradan da cevabımız 14 metre çıkar. Birimimizin metre olduğunu biliyoruz. Bakın 14 metre. Bunun anlamı nedir? X1 yani saniye 1'e geldiğinde bizim cismimiz 14. metredeymiş. Bakın 1 işte şurası 3, 6, 9 şöyle şurası şöyle olsun arkadaşlar. Bakın 14 olsun. Demek ki bakın buraya 14. metreye geldi. Ne zaman için geçerli? Bakın t eşittir 1. saniyede geçerli. Hocam ben t eşittir 2'yi bulmak istiyorum. Bakın t eşittir 2 dediğimizde aslında x yerine 2 koyarız ve İkinci saniyede hangi konumda olduğu bulunur. Bu da 12 artı 2 çarpı 2'nin karesi anlamına gelir. Bakın burası 8 yapar. 12 de buradan 20 yapar.
Yani bakın ikinci saniyede şöyle şuradaymış. Bakın 20'de. 20. metre. İkinci saniye. İşte üçüncü saniye t eşittir 3 için yaparsanız arkadaşlar x eşittir 3 olur. Buradan da bakın 12 artı 2 çarpı 3'ün karesi. Yani 9, 18, 12 daha 30 yapar. Bakın 30. metrede. Yani üçüncü saniyede şurada 30. metredeymiş. Ve bu üçüncü saniye. Bu şekilde gidecek. Biz burada şu an şu denklemi yaparak aslında ne yapıyoruz? Saniyedeki konumunu buluyoruz. Bakın yer değiştirmeyi bulmuyoruz biz. Konumunu buluyoruz. Şimdi geldik yer değiştirmeye. Yer değiştirme neydi? İki nokta arasındaki fark arkadaşlar. Örneğin adam size derse ki birinci ve sıfırıncı saniye arasındaki yer değiştirme. Yani birinci ve sıfırıncı saniye arasındaki yer değiştirme dediği yer şu aradaki farktır. Bakın bu aradaki fark da nedir? 14'ten sıfırı çıkarırsanız cevabımız 14 olarak karşımıza gelir. Derse ki size ikinci saniye ile sıfırıncı saniye. Bak ikinci saniye ile sıfırıncı saniye arasındaki yer değiştirme burasıdır arkadaşlar. Delta x 2 diyelim. Buna şuna 1 diyelim kaçmamız için. Bakın buradaki değerimiz kaçtır arkadaşlar? Buradaki değerimize sondan ilki çıkaracağız. Yani aradaki mesafeyi bulacağız. Yani 20 metredir arkadaşlar. Peki ama derse ki size ikinci ve birinci saniye arasındaki yer değiştirme. Bakın ikinci ve birinci saniye arasındaki yer değiştirme buraya tekabül eder arkadaşlar. O zaman buraya da delta x 3 diyelim. Bakın bu da 20 eksi 13'ten. Yani aslında şu aradaki mesafeden bahsediyoruz arkadaşlar. Burası da kaçtır? 20'den 14 çıkarsak 6 metre olur. İşte bu şekilde aslında yer değiştirmeleri de bulabiliriz. Tabi devam edebilirsiniz. 4. saniye, 5. 10. 100. kaç saniye istiyorsa o kadar değeri burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi B şıkkına geldik. Diyor ki hareketlinin 2. ve 5. saniye arasındaki yer değiştirmesini bulunuz. Aslında bunun anlamı nedir? Bize delta x'i soruyor değil mi arkadaşlar? Peki delta x'i hangi aralıkta soruyor? Sorduğu şey şu. 5. ve 3. 2. O zaman biz ne yapacaktık? Delta x'i bulmak istiyorsak buradan x son eksi x ilki çıkaracak arkadaşlar. Peki x sonumuz neresi? Tabii ki son konum burada 5. saniyedeki konumdur. O zaman bizim burada hesaplamamız gereken şey x5'tir arkadaşlar. Tabii ben x5'ten kaçı çıkartacağım? Buradaki x2'yi çıkartacağım. Bunu yaparak aslında buradaki yer değiştirmeyi bulmuş olacağım. Peki bunu yapmak için ne yapacağız? Hocam bana x5 lazım. x5 demek ne demek? T yerine 5 yaz. Bakın t eşittir 5 için biz neyi buluruz? Eğer şuradaki denklemde yerine yazarsak x 5'i buluruz. Burada da t yerine 5 yazacakmışım. 12 artı 2 çarpı 5'in karesi demek oluyor arkadaşlar bu. Buradan da 25 çarpı 2 50 12 daha 62 yapar. Bakın 62. metredeymiş 5. saniyedeki konumu. Peki 2. saniyedeki konumu bulmak istersem ne yaparım? Hocam t yerine 2 yazarım bu sefer de yazalım. X'teki ikinci konumu buluruz bu sefer. 2. saniyedeki konumu. Hatta şurada hesaplamıştık arkadaşlar. Bakın 20 ama tekrar hesaplayalım. 12 artı 2 çarpı 2'nin karesi yani cevabımız 20 metre olur. Peki bizden yer değiştirmeyi sorduğu için bakın şu farkı almamız lazım. Bu da eşittir delta x'tir arkadaşlar. Buradan da eşittir diyorum. 5. saniyeye 62 yazacağız. Eksi diyeceğiz. 2. saniyede 20 yazacağız arkadaşlar. Bakın bu aradaki farkımızsa ne çıkacak? 42 metre çıkacak. İşte buysa bizim için 2. ve 5. saniye arasındaki yer değiştirme budur arkadaşlar. Tamamdır. Devam ediyoruz. Geldik şimdi bir diğer soruda. Diyor ki x ekseni boyunca hareket eden bir hareketliliğin yer değiştirmesi x t'ye bağımlı yine arkadaşlar. Bakın 40 t eksi 2 t kare denklemine göre değişmektedir. Hareketliliğin t eşittir 2. ve t eşittir 4. saniye aralığındaki ortalama hızını bulun. Zaten bakın arkadaşlar bize 2. ve 4. saniye aralığını vermiş. Şimdi aralık arasındaki hızın zaten biz ortalama hız olduğunu biliyoruz. Peki nasıl hesaplıyorduk ortalaması? Diyorduk ki arkadaşlar bakın v ortalama eşittir delta x bölü delta t'ydi arkadaşlar. Peki bu delta x bölü delta t ne? Delta x ise bize 4. saniye sorduğu için bakın 4. saniyedeki hız yer değiştirme eksi 2. saniyedeki yer değiştirmenin farkını alırsak burada delta d yani yer değiştirmeyi bölü t son eksi t ilk diyelim arkadaşlar. Bu şekilde yazmış olalım. Peki şimdi biz burada hocam d x 4'ü nasıl bulacağız? İşte bize burada bakın t'ye bağımlı denklemi vermiş yine. Eğer ben t yerine 4 yazarsam arkadaşlar şu denklemde x 4'ü bulurum. Yani 4. saniyedeki konumunu bulurum. Bu da 40 çarpı 4 eksi 2 çarpı 4'ün karesi şeklindedir arkadaşlar. Yazalım isterseniz 4 kere 4 16 yani 160 160 eksi 4 kere 4 16 2 çarpı 32 yani 32 olur. Şunu şu şekilde bulmuş olduk. Peki burada bak şurada bulmuş olduğumuz şeyin hepsi ne? Aslında daha delta 4 arkadaşlar. Bakın x 4 pardon delta x 4'ü bulduk biz daha şu an. Peki devam edelim. Şimdi eksiyi yazdım. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Delta pardon x 2'yi bulacağım. X 2'yi bulmak için de t yerine 2 yazarım. Bakın t yerine 2 yazarsak burada x'in ikinci saniyedeki konumunu buluruz. O da 40 çarpı 2 eksi 2 çarpı 2'nin karesi yapar arkadaşlar. 80 eksi 8 olur. Şöyle paranteze salalım. 80 eksi 8 şeklinde yazmış olalım. Bölü. Peki t son ne hocam? 4. saniye.
Eksi t ilk ne? Hocam o da ikinci sayı. Çünkü bize 2 ile 4 arasında soruyor. İşte yapmamız gereken denklem şu. Şurada bulmuş olduğumuz değer de x'in ikinci sahnedeki konumu. Buradan sonra artık 4 işlem arkadaşlar. Şimdi buradaki hesabı direkt yaptığımızda 160'tan 32 çıkarıp 80 çıkarıp artı 8 eklediğimizde 56 kalıyor arkadaşlar burası. Burada da 4'ten 2'yi çıkardığımızda 2 kalıyor. Eğer 56 2'ye bölersek 28 metre bölü saniye olarak ortalama hızı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci yani B şıkkına. Diyor ki hareketinin 3. saniyedeki hızını bul. Bak 3. saniyedeki hızını sormuş direkt. Yani aslında burada ne soruyor bize? Ani hız soruyor arkadaşlar. Herhangi bir aralık sormuyor. Dolayısıyla ani hız soruyor. Peki ani hız nasıl bulunuyor arkadaşlar? Şu şekilde demiştik. Ani eşittir. Buradaki yer değiştirme vektörünü biz ne yapacağız? Zamana göre türevini alacağız demiştik arkadaşlar. Bunu da şöyle yazabiliriz. Bakın d bölü dt parantez açtım. Buradaki denklemimiz 40t 40 çarpı t eksi 2 çarpı t'nin karesi şeklinde arkadaşlar. Burada zaten zamana göre türev aldığımızda sanki burası 40x eksi 2x kare. Bunun x'e göre türevini alın demek gibi bir şey demek arkadaşlar. Bunu da bakın sonuçta bu işi yaptığımızda biz buradaki hızı t'ye bağlı bir denklem olarak elde ederiz. Buradaki sonucumuz da şuna çıkar. Bakın 40 eksi 2 çarpı 2t olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Bildiğiniz türev aldık burada. Peki şimdi ne soruyor bize? 3. saniye. O zaman ben burada t'ye bağlı bir denklem olduğu için buradaki t yerine eğer 3 yazarsam buradaki denklemdeki değeri bulmuş olurum. Buradan da şunu elde ederiz. V'nin 3. saniyedeki hızını elde ederiz. Bu da şu hale gelir arkadaşlar. 40 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 olur. Buradan da şurası 12 yapar. Eğer 40'tan 12'yi çıkarırsak 28 metre bölü saniye olarak buluruz. Tamam mıdır? Devam ediyoruz. Şimdi diyor ki bir diğer sorumuz. X ekseni boyunca hareket eden bir hareketlinin hız değişimi işte VT'ye bağlı 12T artı 2T kare denklemine göre değişmektedir demiş arkadaşlar. Hareketlinin T eşittir 1 ve T eşittir 3 saniye aralığındaki ortalama ivmesini bulunuz. İşte ikinci soruda da yapacağız. Zaten burada yine herhangi bir aralık verdiği için bak aralık verdiği için biz ortalama ivme olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ne yapacağız şimdi ortalama ivmeyi bulmak için? Diyoruz ki arkadaşlar bakın A ortalama. Neydi? Delta V bölü delta T'ydi arkadaşlar. Yani burada V son eksi V ilk bölü T son eksi T ilk arkadaşlar. Burada aslında V son dediğimizde V'nin 3. saniyedeki hızı eksi V'nin yani buradaki hareketlinin 1. saniyedeki hızı bölü 3 eksi 1 yapmamız gereken denklem bu arkadaşlar. Hemen isterseniz devam edelim. Hocam şimdi ben buradaki V3'ü bulmak için ne yapacağız? Aslında bakın arkadaşlar burası tamamen şuna benzer bir şey. Biraz önce de söyleyebilirdim aslında da bunu. Mesela fx eşittir. Biz diyoruz ki 2x kare artı 8x artı 3 mesela. Siz bu tarz bir durumda eğer sizden herhangi bir değer soruyorsa mesela işte f7 soruluyorsa ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki bakın buradaki bizim fonksiyonumuz x'e bağlı bir değişken. O zaman ben x'e bağlı değişkenleri bulmak için bana verilen veya bana sorulan değeri geliyorum burada x yerine yazıyorum. Daha sonra burada hepsine yazıyorum tabii sadece buna değil. Daha sonra elde ettiğim sonuç ile bu değeri bulmuş oluyorum diyoruz arkadaşlar. Aynı şey aslında burada da aynı şeye böyle. Bizim değişkenimiz burada zamandır. Çünkü biz zamanla hareket ediyoruz. İvmemiz, hızımız ve yer değiştirmemiz zamana bağlı olduğu için burada verilen denklem zamana bağlı bir denklem. Yani buradaki değişkenimiz zaman. Bizden herhangi bir saniyedeki değer istendiğinde aynı buradaki fonksiyondaki değer bulmak gibi ne yapacağız? Alacağız buradaki 3'ü, yazacağım buradaki saniye değerleri yerine ve sonrasında işlemi yapacağım. Diyoruz ki bakın V3'ü bulmak istiyorsam ben T yerine 3 yazarım. Bu değer bana V'nin 3. hızını yani buradaki hareketlerin 3. saniyedeki hızını verir. O da 12 çarpı 3 artı 2 çarpı 3'ün karesi şeklinde karşıma çıkar arkadaşlar. Hemen buradan artık işlemleri şurada yapalım. Şimdi 12 çarpı 3 36 3 kere 3 9 2 çarpı 2 ile çarparsam 18 yapar. 18 36 çarparsam 54 yapar. 54. Şimdi ne yapacağız? İkincisinde de V1'i bulacağım. V1'i bulmak istiyorsam da T yerine 1 yazarım arkadaşlar. Buradan da V1'i elde ederim. Hemen yapalım. 12 çarpı 1 12 çarpı 1 artı 2 çarpı 1'in karesi. Bu da arkadaşlar 12 14 yapar. Pardon şuraya eksi diyecektik. Değil mi? Bu şekilde bir hata yapmadık. Evet. Burası da 3 eksi 2 arkadaşlar. Buradan da cevabımız 54'ten 12 çıkarırsam 40 bölü 2'den cevabımız 20 metre bölü saniye kare olarak karşımıza çıkar. Nedir arkadaşlar? Bu ortalama ivmedir. Peki şimdi hareketlinin ikinci saniyedeki ivmesini bulun diyor. Bakın ikinci saniye direkt bir ani nokta soruyor. Bir an soruyor. Dolayısıyla ani ivmeyi bulacağız arkadaşlar. Dolayısıyla ani ivmeyi bulmak için de nasıl yapıyorduk? Bakın ani ivme eşittir. Buradaki hız denkleminin zamana göre türevi bana buradaki ani ivmeyi veriyordu. O zaman şöyle yapalım. Bakın d bölü dt. Buradaki hız denklemini yazalım. 12t artı 2t'nin karesi arkadaşlar. Yapalım işlemimizi.
Bu işlemin sonucunda bir kere biz buradaki ivme denklemimizi zamana bağlı bir fonksiyon şeklinde bulacağız arkadaşlar. Burası da 12 zaten. 12 çarpı artı. Şimdi 12 çarpı 1 oldu. Bu yüzden orayı yazmıyorum artık. Artı 2 çarpı 2 çarpı t olacak. 2 çarpı 2 çarpı t şeklinde elde etmiş olacağız arkadaşlar. Bize sorduğu saniye ikinci saniye olduğu için t yerine ben 2 yazarsam arkadaşlar a'nın yani ivmenin ikinci saniyedeki değerini bulurum. O da 12 artı 4 çarpı 2 olur. Cevabımız buradan 20 metre bölü saniye kare olarak karşımıza bu şekilde çıkmış olur arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir de grafiklerle ilgili birkaç bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. O da şudur. Bakın bizim karşımıza 3 çeşit grafik çıkabilir. Bunlardan birincisi arkadaşlar konum zaman grafiği XT olarak karşımıza çıkar. İkincisi hız zaman grafiği karşımıza çıkar. Üçüncüsü ise ivme zaman grafiği karşımıza çıkar arkadaşlar. Bunlar bizim için evet, buradaki bu grafikler biz aslında zaman işte konum, hız ve ivmenin nasıl değiştiğini, zamanla nasıl değiştiğini gösterir arkadaşlar. Bunları bir anlamaya çalışalım. Bakın şimdi burada konum zaman grafiğine göre hız ve ivme yorumu yapabiliriz arkadaşlar. Bunlara göre bakacağız. Ama grafik bilgisini biraz bilmemiz gerekiyor. Birincisi burada yorumlama yapmak için bakın dikkat ederseniz T A ana kadar yani şuradaki ilk ana kadar konumumuz nasıl değişmiş? Bakın konum sıfırdan başlamış bizim cismimiz ve konum artışı biraz şöyle arkadaşlar bakın dikine. Yani bizim grafiğimiz istersen şöyle grafikleri şuraya yorumlamaya çalışalım. Şöyle bir artış var arkadaşlar TA'ya kadar. Bakın bu artışın anlamı nedir? Hızlanan bir durum var burada. Hızlanmak yani hızının artması demek oluyor arkadaşlar. Nereden anlıyoruz derseniz bakın konum şuradan şuraya bakmış işte diyeyim ki 2. Bakın 1 saniye sonra şu kadar artmış 3 olmuş. Bak ikinci saniye bakmışız burada 5 olmuş. Bak şuraya bakmışız sanki 15 olmuş. Buraya bakmışım sanki 60 olmuş. Yani giderek bakın 2, 3, 4, 5 diye gitmiyor da 2, 3, 15, 20, 30, 60, 100 diye gidiyor. Yani artarak gidiyor. Bunun anlamı işte burada artan bir durum söz konusu arkadaşlar. Peki bunun artması için bak konum artıyor burada. Konumu değiştiren şey ne? Hocam hız. Hız olması lazım ki konum artsın. İşte bakın konuma göre buradaki hızımız nasıl bir hız arkadaşlar? Artan bir hız. Düzenli bir şekilde artan bir hız. Peki buradaki konumumuz düzenli bir yani hız düzenli bir şekilde artması için ne olması lazım? Yani bak düzen artıyor. Yani ne demek bu? İşte 2 bakın şöyle 4 bak düzenli gitmiş 6 8 gibi düzenli bir şekilde gitmiş. Bakın bu şekilde düzenli gitmesinin sebebi de yani bunun olması için ivmenin ne olması lazım arkadaşlar? Bakın sabit olması lazım. Yoksa bu şekilde olmaz. Bu şekilde bakacağız. Onun dışında şuradaki dikkat ederseniz bakın şurası düz bir şekilde artış var. Düz bir şekilde artması demek ne demek? İşte 10, 20, 30, 40, 50 gibi artıyor. Bunun olması için hızın sabit olması lazım ki böyle olsun. Yani hız değişirse şu durum oluyor. Bakın hız sabit. Peki hızın sabit olması için ne gerekiyor demiştik arkadaşlar? Hızın sabit olması için de ivmenin sıfır olması gerekiyor demiştik. İvme sıfır değilse hız değişir. Hız değişirse de böyle bir artış olmaz. Şimdi diğer taraflara biraz inelim. Bakın buradan itibaren artık aslında bizim şey şöyle olmuş arkadaşlar. Yani arkadaşlar bakın burada azalan bir durum var. Yani konum zamanla azalan bir grafik var. Bunu istiyorsanız şöyle göstermeye çalışayım. Şöyle bir grafikte eğer şöyle bir durum görüyorsanız siz bunun anlamı giderek azalma durumu vardır. Yani bunun anlamı da hız zamanla azalması lazım ki bakın konum azalmış. Yani şunu gösteriyoruz. Örneğin burada 80'di. Tamamdır. Bakın şuraya kadar 90 oldu. Bak buraya kadar 90'dan 100 olacakken mesela 97 oldu. Daha sonra işte 107 olacak yani 10'un artacakken mesela gitmiş 99 olmuş mesela. Bu şekilde bakın azalan bir hareket var. Bunun anlamı da böyle olabilir. Şimdi bu da konum olduğunu bakın. Burası bize konumu gösteriyor. Konum bu şekilde azalıyorsa demek ki hız azalıyor demektir. Şu durum için ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın hız burada azalan bir durum vardır. Hızın azalması için de ne demiştik? Hızla alakalı olan ivme hızın azalmasını sağlayan şey ise ivme olduğu için azalma yönünden negatif yönde bakın ne oldu? İvme terse dönmüş oldu arkadaşlar. Terse dönmüş oldu. Yani negatif bölgeye düştü ki hızı azaltmış oldu arkadaşlar. Şurada yine bakın şöyle bir durum var. Bunun anlamı da bakın terste azalıyor. Yani azalırken normale düşüyor. Yani negatif giderken sıfıra iniyor gibi bir şey demektir bu. Bunun olması için de yine hızımızın artması lazım. İvmenin pozitife geçmesi lazım. Yani burada bir yön değiştirme var. Şurası ise arkadaşlar bakın dümdüz gitmiş. Dümdüz gitmesi demek ne demek? Aslında bunu çekersek bakın konuma. Konum değişmiyor demek. Şurası aslında delta x eşittir sbt demek oluyor. Peki konumun değişmemesi için ne olması gerekiyor? Hocam hızın sıfır olması gerekiyor. Peki hız sıfırsa ivme ne olması lazım? İvmenin de sıfır olması lazım. Neden derseniz bakın biz hız denklemini zaten şöyle yazmıştık. Delta x bölü delta t demiştik arkadaşlar. Burada delta x'imiz sıfırsa zaman ne olursa olsun 3, 5, 10 sonucumuz her türlü sıfır çıkacak. Yani şu bölgede hızımız sıfırdır. Onun dışında herhangi bir durumda bakın hız sıfırsa İvme dediğimiz denklemde delta v bölü delta t olduğundan arkadaşlar. Burada da hızımız sıfır. Sıfırsa yine dediğimiz gibi hız ne olursa olsun süre
İvmemizin sonucu yine 0 çıkar arkadaşlar. Zaten onun anlamı da bakın burada. İvmemiz, yani buradaki hız denklemimiz grafiğe bakarsanız 0. İvme grafiğine bakarsanız bakın direkt olarak 0 olduğunda bu şekilde söylemiş olalım. Bu şekilde yorumlar yapmanızı göstermek istedim. Onun dışında zaten size grafik sorusu veriyorsa yine bu grafik ikinci, üçüncü dereceden bir denklem olacağı için yani şöyle bir şey olacak bunun mesela. X, T'ye bağlı bir denklem eşittir işte. Nasıl diyelim? 48 eksi 3 T'nin karesi artı 2 T gibi bir denklem arkadaşlar bu. Yani sonuçta siz grafik denklemlerini fonksiyonlardan, parabolden falan biliyorsunuz. Dolayısıyla şöyle bir denkleme sahip olacak. Bu denklem verilirse zaten soruyu nasıl çözeceğinizi önceki sorularımızda gösterdik arkadaşlar. Ben sadece burada grafiği yorumlamak istedim. Şimdi isterseniz hareketi şurada bir incelemeye çalışalım. Bakın hareketi son olarak söyleyelim ve konuyu bitirelim arkadaşlar. Sıfır konumunda bakın başladı. Yani bizim her zaman bakın pozitif yön alacaksınız ve bunun tersini negatif yön gibi düşüneceksiniz. Ona göre hareketi inceleyeceksiniz. Bu tarafa gidiyorsa ileri gidiyor, bu tarafa gidiyorsa geri gidiyor gibi olur. Şimdi bizim hareketimiz sıfır konumundan başladı ve hızlanarak pozitif yönde ileri yönlü harekete devam etti. Belli bir hız ulaşınca, örneğin belli bir hız ulaştıktan sonra doğrusal olarak aynı hızda hareket etti ve belli bir konuma geldi. Bakın konum sürekli artıyor. Daha sonra bakın şurada hızını azaltıyor ama hala ileri gidiyor bakın burada arkadaşlar. Hala ileri doğru gidiyor. Bakın şurada ise geri dönmüş oluyor. Terse döndü bakın. Konum sıfır yani hız geri düştüğü için ne yaptı? Hızımız terse döndü. Araba şuradan itibaren geri döndü arkadaşlar. Daha sonra geri doğru gitti gitti şuraya kadar geldi. Bakın burada şu noktada tekrar ileriye döndü araba. Daha sonra ileride belli bir hıza gittikten sonra sabit hıza hareketine devam etti. Ve belli bir konumda durmuş oldu arkadaşlar. Buradaki grafiğin bize anlattığı hareket bu şekilde bir harekettir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde sizlere bunu da aktarmış olalım. Şimdi burada bir ara verelim. Çok fazla videonun uzamasını istemiyorum arkadaşlar. Harekete şöyle genel anlamda bir bakış yapacağız. Daha sonra işte boyutsal harekette yani bir boyut hareket, iki boyut hareket, atışlar, serbest düşme gibi konuları işleyeceğiz. Ve hareket konusunda yavaş yavaş tamamlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.